Merhaba arkadaşlar, TT kampında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videoda ne işlemiştik? Rasyonel sayıların tanımını verdik. Burada ise rasyonel sayılarda merdiven işlemi. Hani o çok çıkan sorular var ya, onları ve sıralamasını göreceğiz. Rasyonel sayıları bu videoyla kapatacağız. Yarın ondalıklı sayılar ve rasyonel ve ondalıklarla ilgili çözüm videoları gelecek. Hiç beklemeden hemen geçiyorum. Rasyonel sayılar kitabımızda buna ikinci bölüm dedik. Merdiven işlemleri. Hani böyle kademe kademe geliyor ya. İşte burada ne yapacağız, soruları nasıl çözeceğiz? Unutma, TYT'de de genellikle bu tarz sorular geliyor. Şimdi arkadaşlar, birden fazla kesir çizgisi varsa en üstten veya en alttan başlanarak her adımı tek bir kesirli sayıya, yani rasyonel sayıya çevirene kadar işlem yapılır. Hemen örneğimizle başlayalım. Şimdi bakın, 2 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 işlemin sonucu nedir? Şimdi buradaki 2 benim tam sayım. Ama 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 benim ilk önce en alttan başlayarak bunu tek bir kesirli sayıya çevirmek zorundayım. O halde hemen bakalım neydi, hatırlarsanız bir önceki videomuzda payla tam sayıyla paydayı çarpıyorum. 2 kere 2 4, 1 daha 5. Ve tekrar yazıyorum. 2 artı 1 bölü 2 kere 2 4, 1 daha 5 bölü 4. Lütfen bunları yazarken bu şekilde yazın. İşte bir tarafa, kenara başka bir payı, diğer tarafa paydayı, böyle yazmalarla uğraşmayın. Kademe kademe gidin. Bakın, birinci aşamada ilk işim alttaki verilen ifadeyi tek bir kesire çevirdim. Sonra devam ediyorum. Bakın buradaki 2 hala işime şu anda yaramıyor. Ve buraya baktığım zaman 1 bölü 5 bölü 4 şeklinde bir kesirli ifade var. Bunu da ne yapıyorum? Birinci kısım ne? Onu şöyle yeşille alalım. İkinci kısım da alttaki kısım. Yani 1 bölü 1 demek bu. Çarpı 5 bölü 4'ü bölme olduğu için ters çeviriyorum. 4 bölü 5. Ve yazdığım zaman 2 artı, bakın çarpma, 1 ile çarptığım zaman 4 bölü 5 oldu. Ve burada da aynı şekilde paydayla tam sayıyı çarptığımız zaman 5 kere 2 10, 4 daha 14 bölü 5. Sadeleşiyor mu? Hayır. O zaman sonucumuz budur. Ve geldim diğer bir soruya. Bakın, bir kademe artırdık. Fark etmiyor. 3 sıkıntı yok ama 1'in altında kocaman bir kesirler var. Burada da bakın yine 3 var. 1'in altında yine kırmızılı. İlk işim benim kırmızıyı çevirmek. 3 kere 3 9, 1 daha 10. Hemen bakın, hiç erinmeden yazıyorum. 1 bölü, daha sonra işlem yaparken hızlanacaksınız. 3 artı 1 bölü, kırmızıyı çevirdim. 3 kere 3 9, 1 daha 10 bölü 3. Ve bakın alttaki ifadeyi tekrar düzenliyorum. Birinci 3 artı 1 bölü yazdım. 3 artı birinciyi aynen yazıyorum. 1 bölü 1, ikinciyi ters çevirdim. 3 bölü 10. Böylelikle ne oldu arkadaşlar burası? Artı 3 artı 1 bölü 3 artı 3 bölü 10. Yani bir önceki soruya döndü. 10 kere 3 30, 3 daha 33. Şöyle yukarıdan devam edelim. 3 artı 1 bölü ne oldu? 33 bölü 10. Devam ediyorum. 3 artı birinciyi aynen yazıyorum. 1 bölü 1 birinci. İkinciyi ters çeviriyorum, çarpıyorum. 10 bölü 33. Buradan da 3 artı 10 bölü 33. Bakın yavaş yavaş tek rasyonele dönüşüyor. Ve 3 ile 33'ü çarptım. 99. 10 daha 109 bölü 33 doğru cevabımız. Ve geldim arkadaşlar diğer bir örneğimize. Bu sefer hem aşağıda hem yukarıda var. Hiç sorun değil. Çünkü biz artık karma bir şekilde verilen ifadeyi tek bir rasyonele çevirmeyi öğrendik. O halde 2 artı 3 artı 1 bölü 2, bunu çevireceğim. Ve 5 artı 1 bölü bölü 1 eksi 1 bölü 2'yi çevireceğim. Şimdi arkadaşlar artık yavaş yavaş kademe kademe hızlanabiliriz. Burada ilk işimiz ne? Hemen 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6, 1 daha. Bakın burası ne çıktı? 7 bölü 6 çıktı. Şimdi ilk önce şuradaki mavi yazdığım yeri düzenleyelim. 2 kere 1, 2, 1 çıkar. 1 bölü 2. Burası ne oldu? 1 bölü 2. Şimdi yazıyorum. 2 artı bölü. Yukarıda 7 bölü 6. Aşağıda 5 artı 1 bölü. Altta ne var? 1 bölü 2 var. İlk işim nereyi düzenlemek arkadaşlar? Şuradaki paydayı düzenlemek. Hemen 5 artı birinciyi aynen yazdım. 1 bölü 1 yeşille gösterelim burası. İkincisi de 1 bölü 2'yi ters çevirdim. 2 bölü 1. Buradan ne geldi bakın?
5 artı 1 kere 2 bölü 1'den 2, yani 7 geldi. Hemen şöyle yana aldım, düzenliyorum. 2 artı 7 bölü 6 bölü, aşağısı ne oldu bakın. Hemen düzenledim, 7 oldu. Birinci, bakın yine düzenliyorum. 2 artı, birinci kesirimiz bu, ikinci kesirimiz bu. Birinciyi aynen yazdım, 7 bölü 6. İkinciyi ters çeviriyorum, paydasında 1 olduğunu unutmayın. Ters çevirdim de 1 bölü 7 olur. Ve buradan 7'leri sadeleştirirsek sonucumuz 2 artı 1 bölü 6'dan 6 kere 2 12, bir daha 13 bölü 6 oldu. Hemen geçiyoruz yan sayfaya arkadaşlar. Evet, bu sefer kademenin altında bir tane daha vermişiz. Hiç önemli değil. En alttan başlıyorum. Bakın 2 duruyor. 1 artı 3 artı 1 bölü. Hop, önce bunu çevireceğim. Hemen sorunun üstünde çevirin. 3 kere 2 6 1 çıkar. 5 bölü 3. Sonra yazıyorum. 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 5 bölü 3. Ve bakın burayı düzenliyorum. Birincisi 3, bakın. Birinci kesirim yeşille gösterelim. 1. İkinci kesirim 5 bölü 3. Birinciyi aynen yazdım. 1 bölü 1. İkinciyi ters çevirip çarptım. 3 bölü 5. Buradan da 3 artı 3 bölü 5. Düzenlersek 5 bölü 3 15. 3 daha 18 bölü 5. Hemen yine yana geçiyorum. 2 artı 1 bölü 18 bölü 5. Birinci kesirim 1. İkinci kesirim 18 bölü 15. 2 artı birinciyi aynen yazıyorum. 1 bölü 1. Unutmayın, tam sayılı bir kesir varsa paydaya 1'i yapıştırın arkadaşlar. Ters çevirdim de 5 bölü 18. 2 artı 5 bölü 18. Kuralımız neydi? 18 ile 2 çarp 36. 5 daha 41 bölü 18. Bakın dikkat ederseniz böylece bırakıyorum. Çünkü bunlar sadeleşmiyor. Sadeleşen olsa cevap seçenekleri de bulamayabilirsiniz. O yüzden önce sadeleştiriyorsunuz. Sonra sonucu yazıyorsunuz. Ve geldik diğer bir sorumuza. Bu sefer parantezi bir işlem. Arkadaşlar 4 işlemlerde işlem önceliği, önce üstü sayı varsa o yapılır. Arkasından parantez, arkasından çarpma bölme. Bu da soldan sağa doğru. Önce solda kim varsa o yapılır. En son toplamı çıkarma. O halde şu işlemde benim ilk önce niye bulmam lazım? Parantezin içine. Parantezin içine baktığım zaman bakın bir rasyonel sayı var. Yanda da bir rasyonel sayı var. Önce şu rasyonel sayıyı bir düzenleyelim. 3 bölü 1 eksi 3 bölü 4. O zaman hemen şu paydayı 4 kere 1 4 3 çıkar. Ne oldu burası? 3 bölü 4 eksi 3 1 bölü 4 oldu. Tabii şu büyük parantezimi aldım. Artı hemen ikinciye bakalım. Yukarıda mavi ile birinci kesir, aşağıda ikinci kesir. 4 kere 1 4 ama dikkat edin 3 eksi 4. Yani 3 eksi 4 bölü 4'ten ne oldu yukarısı? Eksi 1 bölü 4 bölü 3. Parantezimi kapattım. Bölü 1 bölü 12. Şimdi birinciyi aynen yazıyorum. 1, 3 bölü 1 bölü 4. Burada ise bakın birinci kesirim, ikinci kesirim. 3 bölü 1 çarpı 4 bölü 1 artı, lütfen eksiye dikkat edelim. Eksi 1 bölü 4 birinci kesirimiz, ikinci kesirimiz 3. Ters çevirip çarptım. Çarpı 1 bölü 3. Kapattım parantezimi ve bölü 1 bölü 12. Devam ediyorum arkadaşlar. Burası ne geldi? 3 kere 4 12 eksi. Burası eksi 1 bölü 12. Kapattım parantezimi. Çarpı 1, pardon, bölü 1 bölü 12. Devam ettiğimiz zaman bakın 12 ile 12'yi çarptım. 12'nin karesi 144. Ki sevgili arkadaşlar birden 15'e kadar kareleri lütfen ezberleyin. 12'nin karesi 144. O halde 144 eksi 1, 143, 12. Artık bölmeyi çarpım olarak yazabilirim. Parantezden kurtuldum. 1 bölü 12 ters çevirdiğimde 12 bölü 1 olur. Bakın buradan da 12'leri sadeleştirirsek 144'ten 1 çıktı. 143 bölü 1, 143 bölü 1 çarpı 1 bölü 1. Bu da ne yaptı? 143 yaptı işlemimizin sonucu. Ve geldik diğer bir sorumuza. Bu sefer birçok parantez vermiş. Tek tek parantezleri açacağız. Dikkat ederseniz parantezin içerisinde tam sayı ve rasyonel bir sayı var. O halde tek tek işlemi yapabiliriz. 2 kere 1 2, 1 çıkar 1 bölü 2. 1 bölü 2 artık parantez işim yok, çarpı. 4 kere 1 4, 1 çıkar 3 bölü 4 bölü. 2 kere 1 2, 1 ekle 3 bölü 2 çarpı.
4 kere 1 4. 1 ekle 5 bölü 4. Yukarıda arkadaşlar çarpma var. Önce onu halledeceğim. Sonra tek kesire çevireceğim. 1 kere 3 3. 2 kere 4 8. Sadeleşen olmadığı için 3 bölü 8. Hemen yanında 3 kere 5 15. 2 kere 4 8. Birinciyi aynen yazdım. 3 bölü 8 çarpı ters çevir 8 bölü 15. Sadeleşen var mı? Evet, 8'ler gitti. Sadeleşen varmış ve 15. 3'ü 3'e böldüm 1. 15'i 3'e böldüm 5. Ve buralarda 1 1 olduğuna göre 1 kere 1 1 bölü 1 kere 5 5 cevabımız 1 bölü 5 oldu. Ve böylelikle bu sayfayı bitirdik. Hemen diğer sayfaya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, merdiven işlemleri bitti. Merdiven işlemlerindeki amacımız neymiş bizim? Her bir ifadeyi tek bir rasyonele, yani kesirli sayıya çevirmek. Sıra geldi rasyonel sayılarda sıralama. Şimdi arkadaşlar, sıfıra yakın kesir, pay ile payda arasında çok büyük farkı olan basit kesirlerdir. Bunları görmüştük daha önceden. Yarıma yakın kesir, pay paydanın yarısına yakın olan kesir. Yarım kesir, pay paydanın tam yarısı olan kesir. Tama yakın kesir, pay ile payda arasında çok az fark olan veya üstünde olan, altında olan. Şimdi bunlar benim ne işime yarayacak? Hatırlarsanız o zaman size bir örnek vermiştim. Bakın, normal şartlarda, rasyonel sayılarda sıralama yapılırken işte payda eşitleniyor, şu yapılıyor. Biz 3 aşamada öğreneceğiz. Bir, bu kalıpları öğreneceğim. Sıfıra yakın, yarıma yakın. Ve bir de gelecek o. Onu sonra vereyim. Hemen bakalım o zaman. 2 bölü 54. Bakın, payla payda arasında çok büyük sayı var. O zaman ben buna sıfıra yakın diyorum. Sıfıra yakın. 17 bölü 35, 35'in yarısı 34 olsa 17, 17,5. 17,5'un altında yarım 6. 6 bölü 13 arkadaşlar, dikkat edersek 13, 6,5. Bu da yarım 6. Ve geldim buraya, 57 bölü 59, tama yakın. Şimdi ben burada tama yakının en büyük olduğunu biliyorum. D en büyük. A'nın ise sıfıra yakın olduğu için en küçük olduğunu biliyorum. O zaman benim yapmam gereken sadece şu ikisini sıralamak. Bu sıralamayı yaparken de arkadaşlar paydaları eşitleyebilirim ya da payları eşitleyebilirim. Şimdi 35 ve 13 var. Ben burayı 13 ile çarparsam, burayı da 35 ile çarparsam hangisinin payı büyükse o kesimiz büyüktür. Çünkü paydaları eşitledim. O halde 17 ile 13'ü çarpıyorum. 3 kere 7 21, 3 kere 1 51, 17. Ne yaptı burası arkadaşlar? 1 2 ve 12 221. Peki 35 ile 6'yı çarparsam 6 kere 5 30, 6 kere 3 18, 210. 221 daha büyük olduğu için 17 bölü 35 daha büyüktür. O halde D en büyük, sonra kim gelecek? B gelecek, sonra kim gelecek? C gelecek, sonra kim gelecek? A gelecek. İşte işlem yaparken sıfıra yakın, yarıma yakın, tama yakın burada kullanıyoruz. Peki gelelim, rasyonel sayılarda sıralama yapılırken ne yapılır? 1, bakın 3 kademe var demiştim. Paylar eşitlenir, paydalar eşitlenir. Pay ile payda arasındaki farka bakılarak yorum yapabiliriz. Paylar eşitlenir, paydalar. Hani hatırlıyor musunuz bir önceki videoda? Biz rasyonel sayılara ne demiştik? Para bölü kişi. Bu bize neyi veriyordu? Mirası veriyordu. Miras. Şimdi hep bu yorumu yaparsanız kolaylıkla soruyu çözersiniz. Arkadaşlar, şimdi paylar eşit. Yani kimler eşit? Yukarılar eşit. Paydası küçük olan sayı büyüktür. Rasyonel sayıya yaklaşık tam sayıya çevirmede miras örneğinden bahsetmiştik. Şimdi pay kısmında paylaşılan para, payda kısmına ise para dağıtacak kişi olarak düşünelim. Hemen şöyle bir örnek verelim. Buraları siz okursunuz artık. Bakın, 15 bölü 11, 15 bölü 8, 15 bölü 18. Şimdi arkadaşlar, paralar 15 lira, paramız var. 15 milyon düşünelim. Şimdi 11 kişi miras, 8 kişi 18 kişi. Hangi kişiye daha çok miras düşer? Tabii ki de 15 bölü 8 daha çok para alır. Sonra kim alır? 15 bölü 11. En az parayı alan da 15 bölü 18 olan kişi alır. Paylar eşitse yorumunuz bu şekilde oluyor. Hemen gelelim. Bu sefer şöyle gelelim. Tam tersini düşünelim. Ne var? 10 lira para var. 10 lira para. Evet. Ha, burada farklı bir örnek vermişiz. Ha, yok. Buradaki örneğimizi şunu kullanacağız arkadaşlar. Paralarımız aynı. Şunu şöyle silelim. PDF'den de ben sileyim.
Para örneğinde yapmanız gereken yorum bu arkadaşlar. Paralar ne kadar eşit paralarda, kişi ne kadar azsa o kadar çok para düşer diyoruz. Hemen yan sayfaya geçelim. Paydalar eşitse, payı büyük olan daha büyüktür. Yine aynı örneği hayal edelim arkadaşlar. Şimdi bize düşen paralar, hemen şurada okumaları size bırakıyorum. Arkadaşlar 4 lira paramız var ama bu sefer mirasçılar eşit. 15 kişi var. 15 kişi, 15 kişi. 4 lira para mı daha avantajlı, 7 lira para mı, 9 lira mı? Tabii ki de 9 lira paranın olması daha avantajlıdır. Burada da paydalar eşit olursa payı büyük olan büyük oluyor diyoruz. Evet, bu yorumları yapıyoruz arkadaşlar. Ve geldik işte TYT'de karşımıza genelde bu gelir. Pay ile payda arasındaki farka bakılır. Burada pay ile payda arasındaki farkın eşit olma durumunda basit kesir veya bileşik kesir olma durumuna göre değişir. Arkadaşlar basit kesir olunca sayılar büyüdükçe rasyonel sayı büyür. Şimdi bakalım. 6 ile 9 arasındaki farka bakar mısınız? Kaç? 3. 41 ile 44 yine 3. 101 ile 104 yine 3. Verilen sayılar basit kesir mi, bileşik kesir mi? Basit kesir. Basit kesirde sayı büyüdükçe, yani değer olarak büyüdükçe kesirimiz büyüyor diyoruz. 101 bölü 104, 41 bölü 4, 6 bölü 9. Arkadaşlar basit kesiri, basit kesir, biz bunu bebeğe benzetelim. Hani küçük daha, bebek. Zaman geçtikçe bebek büyüyor, boyu büyüyor. O yüzden büyük olan budur. Şimdi bileşik kesire bakalım, örneği anlayacaksınız. Bileşik kesir olunca da sayı büyüdükçe rasyonel sayı küçülür. Aralarındaki farklar yine aynı, bakın 3, 3, 3, 3 şeklinde devam ediyor. Şimdi bu bir 9'u 6'ya böldüğüm zaman 1 tam var içerisinde, yani bileşik kesir. Burada da sayımız büyüdükçe tam tersi küçülüyor. Bakın o zaman en büyüğü küçük olan daha büyüktür. Sayı büyüdükçe küçülüyor. Bunu da arkadaşlar bileşik kesiri de bileşik yaşlıya benzetelim. Zaman geçtikçe boyu ne olur? Küçülür. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi negatif rasyonel sayılarda sıralanırken önce pozitif düşünülüp sıralanır, sonra bunların tam tersi yapılır. Yani ben negatif gelince karşıma pozitif gibi düşüneceğim, sonra tersini kullanacağım. Yani bunların hepsi negatif olmuş olsaydı ne diyecektim? Normalde pozitifte buydu, artık bu olacak diyeceğim. Negatif olursa. Hemen bu sayfayı da bitirdik. Diğer sayfaya geçiyorum. Ve örneklerimize bakalım arkadaşlar. 7 bölü 10, eksi 13 bölü 16, eksi 96 bölü 99. Aralarındaki ilk işiniz, aralarındaki farka bakın. Şimdi ben bunların paylarını işlemem zor. Paylarını da eşitleyebilirim ama 99'da sıkıntı. O yüzden 7 ile 10 arasında 3 fark var. 16 ile 13 arasında 3 fark var. 99 arasında 3 fark var. Şimdi burada dikkat edersek arkadaşlar bu ikisi nedir? Negatif sayı, A pozitif sayı. O yüzden A kesinlikle büyük olacak. Bunu da kararız. Şimdi geldim B ile C arasında sıralayacağım. Önce pozitif düşünüyorum. B ile C pozitif olsaydı bunlar nasıl kesirler? 13-16'nın içinde yok. Basit kesir. Sayı büyüdükçe büyüyecekti. Yani hatta sayı olarak yazalım. 96 bölü 99 büyük olacaktı 13 bölü 16'dan ama negatif olduğu için, yani C B'den büyük olacaktı, pozitif. Negatif olduğu için ne diyeceğim arkadaşlar? B C'den daha büyük. O halde A pozitif en büyük, sonra B gelecek, sonra da C gelecek. Doğru cevabımızın sıralaması budur. Hemen diğer örneğe geçiyorum. Arkadaşlar X, Y, Z sayılarını vermiş. Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Küçükten büyüğe doğru. Hemen bakıyorum. Bakın farkı kaç? 2. 101, 103 farkı 2. 1001, 1003 farkı 2. Peki bunlar nasıl sayılar? Basit kesirler. O zaman sayı büyüdükçe büyüyecek. Benden küçükten büyüğe doğru sıralamamı istediğine göre en küçük X, sonra ne gelecek? Y, sonra da Z'ye gelecek diyoruz. Sorumuzun doğru cevabı. Diğer bir sorumuz arkadaşlar. 10 bölü 12, 7 bölü 11, 23 bölü 31. Aralarındaki farka baktığımız zaman 2, buradaki farka baktığımız zaman 4, buradaki farka baktığımız zaman 31, 23, 7, 8. Bakın farklar çok değişti. Şimdi ben bunun paylarını işleyemem. Ya işlerim ama uzun sürer. Paydalarını işlemek uzun sürer. Farklar da dikkat ederseniz birbirinin katı. Sevgili arkadaşlar ben bunu 2 ile genişletirsem, bunu da 4 ile genişletirsem A sayım ne olur bakın? 40 bölü 48 oldu. Peki B sayım ne oldu? 2 ile genişlettim. 14 bölü 22 oldu. Peki C sayıma hiç dokunmadım. 23 bölü 31. Şimdi aralarındaki farka bakar mısınız? 8, 8, 8. Hep aynı.
Nasıl kesirler? 40-48 basit. 14-22 basit. 23-31 basit. Basit kesirde sayı büyüdükçe değer büyüyor. Bunlardan en büyük olan hangisidir? A'dır. Çünkü sayımız 40. Sonra C'dir. Sonra da B'dir. Eğer aralarındaki farklar birbirinin katıysa payda eşitleyerek ya da daha doğrusu o katı payda mesela ne var? Şöyle örnek vereyim. Aralarındaki fark 4, 8'e çevirmem için 2 kat lazım. Aralarındaki fark 2, 8'e çevirmem için 4 kat lazım. Bu şekilde de aralarındaki farkları eşitleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve geldik diğer bir sayfaya, yan sayfaya geçiyorum. Arkadaşlar x eşittir 100 tam 5/11, 100 tam 7/13 y, z'miz de 101 tam 3/17. Sayılarını küçükten büyüğe sıralayınız. Şimdi bakın, bir keresinde 101 tam var. Bu en büyüktür. O zaman kesinlikle z'm benim en büyük olacak. Yani ben yine tutacağım. X ile y arasında bir sıralama bulacağım. Şimdi her ikisinde de 100 tam var. Sıkıntı yok. Eşit. O zaman ben basit kesirlere sıralayacağım. 5/11, 7/13. İster paylarını eşitleyin, ister paydalarını eşitleyin, isterseniz aralarındaki farka bakın. Bunu da şeyle çözelim. 7/13, diğeri kaç? 5/11. Arkadaşlar paylarını eşitleyelim. Burayı 5 ile çarparsam, burayı da 7 ile çarparsam bu sayım ne oluyor benim? 35/85. Bu sayım ise 7 kere 5, 35/77. 35 lira param var. 85 kişi mi paylaşsam daha 77 mi? Tabii ki de 77 kişi paylaşırsam daha çok para düşer. Yani 5/11 daha büyük oluyor. Buradan x, sonra da ne geliyor? Y. Ama benden istenen ne? Küçükten büyüğe. O zaman seçeneklerde y, x, z şeklinde bulacaksınız. Bazen öğrencimiz bunu çözüyor. Hocam diyor, ben bunu buldum, şıklarda yok. Ama sana küçükten büyük istiyor. O zaman tersten okuyacaksın. Eksiyle mi çarpacağım diyor. Hayır. Hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece tersten yazacaksın. Çünkü 6 7'den nedir? Şöyle diyelim. 7 demeyelim. 6 4'ten büyüktür. Peki 4 6'dan küçüktür. Yazarken iki türlü de yazabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Geldim diğer bir örneğe. Evet. Kemal öğretmen rasyonel sayılarda karşılaştırma konusunu anlatırken bir sayı belirlemiş. Ve tahtaya bu sayıyla ilgili aşağıdaki ifadeleri yazmış. Bu sayı 1/3'ten büyüktür. Bu sayı 1/4'ten büyüktür. Bu sayı 1/6'dan büyüktür. Sonra öğrencilerine bu ifadelerden ikisinin doğru birinin yanlış olduğunu söylemiş. Buna göre Kemal öğretmenin belirlediği sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar dikkat edersek paydalarımızın hepsine 48. Tamam. O halde ben buradaki verilen Kemal öğretmenin verdiği örneklerdeki sayıların hepsinin paydasını 48'e çevireceğim. O halde bunu 48'e çevirmek için 16 ile, bunu 48'e çevirmek için 12 ile çarpıyorum. Bunu da 48'e çevirmek için 8'e çarpıyorum. Şimdi 16 ile çarptığımda ne var burada? 16/48. Burada 12/48. Burada ise arkadaşlar 8/48 var. Şimdi bu ifadelerden iki tanesi doğru, bir tanesi yanlış. Şimdi 6/48 alırsam hepsi büyük oluyor. 3'ü de büyük oluyor. Yanlış. 9/48 alırsam bakın bu ifadelerden sayıdan 9/48 1/3'ten büyüktür. 1/4'ten büyüktür. 1/6'dan büyüktür. 9/48 arkadaşlar sadece bundan büyük. O yüzden bu da yanlış. 15/48 alalım. 15/48 8/48 yani 1/6'dan büyük. 1/4'ten de büyük. Bakın bunu sağlıyor. Ama 15/48 16/48'den küçüktür. Bu yanlıştır. Doğal olarak ikisinin doğru birinin yanlış olduğu dediğine göre doğru cevabımız nedir arkadaşlar? 15/48. Yeni nesil bir soru tarzı. Ve böylece arkadaşlar rasyonel sayılarda ikinci bölümü bitirdik. Yeni nesil bir soru tarzıyla yarın ondalık sayılar ve bu konularla alakalı testte tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.